edebiyatında çıkmış sorular ve çıkabilme ihtimali olan sorular üzerinden genel bir tekrar yapacağız. Ve konularda ne üzerinde çıkabilir soru üzerinden bakacağız. Öncelikle 2013 yılında çıkmış Tanzimat Edebiyatı ile ilgili soruya bakalım. Bize bir paragraf vermiş. Bu paragrafta boş bırakılan yerlere hangileri getirilmelidir demiş soru kökünde. Paragrafı okumadan önce soru kökünde bakmakta fayda var. Şıklara bakalım. Namık Kemal Takip, Muallim Naci Demdeme, Sami Paşazade Sezai Rumuzul Edeb, Recaizade Mahmut Ekrem Talim Edebiyat, Ziya Paşa Harabaz. Şıklara baktığımızda özellikle antoloji var, aynı zamanda şiir kitabı var, eleştiri yazısı var. Tür olarak bir birliği yok şıkların. Paragrafa bakalım. Tanzimat Edebiyatı'nın edebiyat eleştirisi alanında en etkili isimlerinden olan dediğimizde baktığımızda bütün şıklar olabiliyor. İlk kısımdan yapamıyorum. Bu dönemde edebi ölçütlerin oluşmasında belirleyici bir rol oynamıştır. Şimdi edebi ölçütlerin oluşması dediğimizde yani teorisyenlik dediğimizde öncelikle aklımıza kim gelecek? Şinasi gelecek, Namık Kemal gelecek, Recaizade Mahmut Ekrem gelecek. Bunlar daha çok özellikle eleştirinin yerleşmesinde ve eleştirinin teknik teorisinin oluşmasında önemli isimlerdir. Şairlikten çok teorisyen olarak başarı gösteren sanatçı, eski edebiyatı savunanlara karşı yeni edebiyatı savunmuş, edebi görüşleriyle Servet Fünun Akın'ın önderi ve hocası olmuştur. Şimdi bu cümle bize soruyu çözdürmekte anahtar cümlelerden bir tanesi. Şairlikten öte dediğine göre ben direkt ne yapıyorum? Eski edebiyat savunucularının karşısına yeni edebiyat savunmuştur dediğine göre aklıma hemen Recaizade Mahmut Ekrem gelecek. Zaten bu Servet Fünun Edebiyatı'nın önderi ve hocası olması. Hatırlarsanız Tevfik Fikret, Servet Fünun'un baş şairi. Onun da Galatasaray Sultanisi'nden hocası olduğunu biliyoruz. Özellikle Servet Fünun dergisinin başına Tevfik Fikret'i getiren Recaizade Mahmut Ekrem. Evet, cevabımız D olacak. Recaizade Mahmut Ekrem talim edebiyat ama paragrafın devamını okuyalım. Galatasaray Lisesi ve Mülkiye Mektebi'nde hocayken verdiği ders notlarını bir araya getirerek oluşturduğu eserinde bir edebi eserin taşıması gereken özellikler üzerine durmuştur dediğinde zaten bize soruyu çözdürecek. Hatırlarsanız Recaizade Mahmut Ekrem'in özellikle verdiği dersleri topladığı ve yeni oluşturulan edebiyatın teorisini oluşturduğu eser talim edebiyatı. 2013 yılında çıkmış bir sorudur. Zor bir soru mu? Hayır değil. Ama bakın Recaizade Mahmut Ekrem'in araba sevdasını sormamış. Ya da Recaizade Mahmut Ekrem'in başka bir özelliğini, çok fazla zikrettiğimiz bir özelliğini sormamış ama soru da çok zor bir soru değil. O yüzden okurken anahtar kelimelerle şıkları eleyerek gitmekte fayda var. Bir diğer soruya geçiyoruz. Kendinden bahseden, kendi yazılma sürecini sorumsallaştıran ve bu şekilde okurun her şeyden önce bir metin okuduğunu fark ettiren eserlere üst kurmaca denir. Şimdi 2015 yılında çıkan bu soruya baktığımızda üst kurmaca dediğimiz postmodernizmle ilgili bir kavram. Ve postmodern edebiyatın bir teknik, roman tekniği unsuru. Üst kurmacadan bahsediyor ve bu bir tanzimat sorusu. Dikkat edilmesi gereken nokta bu. Bu tür metinleri Türk edebiyatında üreten ilk yazar olarak Ahmet Mithat Efendi kabul edilir. Ahmet Mithat Efendi'yi hatırlıyorsanız yazı makinesi olarak biliniyordu. Biz genellikle eserlerine baktığımızda fenni türde, tarihi türde, romantik tarzda birçok eser kaleme aldığını biliyoruz. Ve düz kurmaca tekniğini de eserlerinde kullandığını biliyoruz. Baktığımızda yazarın ilk defa düz kurmaca tekniğini oluşturduğu ve yazarın hem kendisini bir kahraman olarak romana dahil etmesi hem de okuduğu romanı nasıl yazdığını yani romanı yazma sürecini bahsettiği eserini sormuş bize. Müşairat, Paris'te bir Türk, Felatun Bey'le Rakım Efendi, Hasan Bey'le henüz 17 yaşında. Baktığımızda özellikle hepsinin Ahmet Mithat Efendi'ye ait eserler olduğunu biliyoruz. Fakat üst kurmaca tekniğinin oluşturulduğu eser müşahedattır. Bakın sınavda sordukları soruya baktığımızda özellikle Ahmet Mithat Efendi'nin Feyyatun Bey'le Rakım Efendisi'ni sormamış, onun gazeteciliğinden bahsetmemiş. Nokta atışı sorularla üst kurmaca tekniği bakın çok önemli bir tekniktir. Postmodernizme bağlı bir tekniktir. Bunu kullandığını görüyoruz. O yüzden müşahedat cevabımız olacak önemli bir sorudur. Bir diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Bu sorumuz da 2016 yılında geçen sene çıkmış bir sorudur.
Bize bir boşluk vermiş. Bakın dikkatinizi çekiyorum bilmiyorum. 3 senedir çıkan Tanzimat Edebiyatı Söylenek boşluk doldurma çıkmış. Ne diyor? Sırasıyla hangileri getirilmelidir? Bakalım. Aydınların eleştiriyi aşarak eser vermeleri gerektiği fikri üzerine kurguladığı adlı romanında toplumun maddi ve manevi refahını düşünerek çeşitli kalkınma projeleri sunar. Romanda kişilikli atak ve sorumluluk sahibi ideal aydın tipini temsil eden Mansur karakteri bir numune çiftlik kuran, ziraat mektebi açan, iplik fabrikası işleten bir girişimci olduğu gibi zamanı geldiğinde vatanın müdafaası için cepheye koşan bir vatanseverdir. Bu tip Alafranga ve Züppe roman kişilerinin karşısına konulan ideal bir şahsiyeti temsil eder. Zaten bakın baktığımızda Tanzimat dönemi roman anlayışına uygun olduğunu biliyoruz. Çizilen ideal bir tip var. Burada bize soruyu çözdürecek olan Mansur karakteri. Ne diyor? Parçada boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Bu Mansur karakterinin numunevi çiftlik kurması, ziraat mektebi açması, iplik fabrikası işletmesi bizim için soruyu çözdürecek anahtar ifadeler. Yeni Türk Edebiyatı konularımızın tamamı bittiğinde, daha önceki derslerimizde de bahsetmiştim. Bütün yazarlara ait olan eserlerin içerikleri hakkında, eserlerdeki karakterler hakkında kısa bilgiler verilecek. O yüzden Yeni Türk Edebiyatı'nın bütün konularımız bittiğinde bir de yazar eser üzerine ve içerik üzerine dersimiz olacak. O yüzden burada bu konulara tekrar döneceğiz. Mansur karakteri dediği için zaten cevabım direkt Nizancı Mehmet Murat'ın Turfanda mı yoksa Turfa mı adlı eseri olduğunu biliyoruz. Şimdi diğer çıkma soruya bakalım. Ne diyor? Yukarıdaki parçada özellikleri sıralanan Tanzimat aydını aşağıdakilerden hangisidir? Demiştik ki Tanzimat sanatçılarına bakarken hepsinin soruyu çözdürecek anahtar kelimeleri vardı. Şimdi soruya baktığımızda, şıklara baktığımızda Sadullah Paşa, Ahmet Vefik Paşa, Mihir Paşa, Cemal Paşa ve Akif Paşa soruyu neler çözdürecek? Anahtar kelimeleri arayalım paragrafta. Yazılı ve sözlü her türlü faaliyetin amacının toplumda bilime karşı bir merak uyandırmak, özellikle gençlere bilim sevgisini aşılamak olduğunu ısrarla dile getirmiştir. Onun için bilgi bir iktidardır ve bu iktidar insanın bilgisi oranında artmaktadır. Onun Cemiyeti İlmiye-i Osmaniye'yi kurması, bakın bu önemli bir anahtar, Mecmua-i Fünun'u çıkarması, buradan zaten direkt cevaba gideceğiz. Cemiyetin bünyesinde bir kütüphane ve kıraathane açması, Darül Fünun'da halk dersleri başlatması gibi faaliyetleri eğitim düşüncesiyle paralellik gösterir. Direkt bizim cevabımız ne olacak? Zaten Mecmua-i Fünun'dan, Cemiyeti İlmiye-i Osmaniye'yi kurmasından Münif Paşa. Münif Paşa'yı hatırlıyorsanız Mecmua-i Fünun'u çıkartıyordu 1859 yılında. Bu Mecmua-i Fünun özellikle felsefi diyaloglarında yer aldığı Muaveraat-ı Hikemiye'yi takip ediyordu daha sonrasında. Münif Paşa dönemin önemli Tanzimat aydınlarından birisiydi. Diğer sorumuza bakalım. Ne diyor? Yine bir paragraf vermiş. Ve Tanzimat aydınının kim olduğundan bahsetmiş. Ne diyor? 1867 yılı başında yayın hayatına giren Muhbir Gazetesi'nin yazar kadrosunda yer almış. Gazetede devrin çeşitli siyasi ve sosyal meseleleriyle ilgili makaleler kaleme almıştır. Belgrad Kalesi'nin düşmesi ve Mısır meselesi karşısında Ali Paşa'yı şiddetle tenkit eden bir makalesi üzerine meşhur sansür nizamnamesi Kararname-i Ali çıkmıştır. Bakın, burada geçen Kararname-i Ali ifadesi bize soruyu çözdürecek olan anahtar kelimedir. Yazarın çeşitli gazetelerde çıkan yazılarının yanı sıra yarım kalmış Kanun-ül Uyum Vel Maarif adlı bir ansiklopedisi de vardır. Öyleyse bu dönemde biz ansiklopedi çalışmalarının olduğunu biliyoruz. Baktığımızda bu dönemde özellikle Kararname-i Ali'den ve Kanun-ül Uyum Vel Maarif'ten cevabım ne olacak? Ali Suavi olacak. Bir diğer sorumuza bakalım arkadaşlar. Ne diyor? Ziya Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Bakalım. Terki Bibendi'yle Tanzimat'tan sonra ülkede batılılaşma adına yapılmaya çalışılan yenilikleri eleştirir. Doğru mu? Doğru. Bunun dışında Terki Bibendi bütün İslam dünyasında asırlardır geçerli olan hayat felsefesini irdelemiştir. Demiştik ki biz özellikle Ziya Paşa'da biz felsefi düşünce tarzının olduğunu, aleme hayretle bakmanın ve bunun dışında sonunda karamsarlığa düşmenin olduğunu görüyoruz. Biliyorsunuz İslam felsefesinin burada bir
irdelenmesi ve eleştirilmesi var. Bu eleştirmeden bahsettiğimiz olumsuz değil, irdeleme anlamında, bütün evrene hayretle bakma anlamında karşımıza çıkıyor. Ziya Paşa'nın şiiri ölümünden sonra damadı Hamdi Bey tarafından bir divan haline getirilerek Eşarı Ziya adıyla yayınlanmıştır. Doğru. Arzı Hal adlı eserinde daha önce sarayda ilk görevinden niçin uzaklaştırıldığını ve Avrupa'ya neden kaçtığını anlatmıştır. Bu da doğru. E'ye bakalım. Riya'nın encamı Adana valisiyken kurduğu tiyatroda temsil edilmek üzere tamamladığı antik Yunan eserlerinden yaptığı oyun çeviriyedir. Evet, Riya'nın encamı Ziya Paşa'ya ait bir eserdir. Fakat eserin içeriğine baktığımızda antik Yunan eserlerinden yaptığı oyun çevirileri olmadığını görüyoruz. Baktığımızda bu Ziya Paşa'nın Avrupa'dayken Molière'den çevirmeye başladığı Tartuf çevirisinin olduğunu görüyoruz. O yüzden doğru cevabım Edirne olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Ne diyor? Yukarıda özellikleri sıralanan eser aşağıdakilerden hangisidir? Bakın, sınavda çıkmış soruları gördük. Nokta atışı sorularla özellikle dikkat edilmesi gereken hususlarda sorular sorulmuş. Her zaman bildiğimiz karşımıza sık sık çıkan bilgilerden öte, yazarların özellikle dikkat edilmesi gereken noktaları üzerinde yoğunlaşılmış. Sorularda da buna dikkat etmekte fayda vardır arkadaşlar. Dediğim gibi burada eser içerikleri geçmekte, bu eser içeriklerine derslerimizin sonunda genel olarak bu konuyla ilgili bir ders daha yapılacaktır. O yüzden burada geçen yazar eser içerikleri de size şimdilik direkt bilgi olarak aklınızda bulunsun. Ne diyor? Divan edebiyatının habnameleri tarzında kaleme alınan Ziya Paşa'nın bu eseri 1869'da Hürriyet gazetesinde çıkmıştı. Şimdi Ziya Paşa'nın eseri dediğimde hemen ilk önce şıklara bakıyorum. Engizisyon tarihi, Arzı Hal, Riya'nın encamı, Rüya ve Zafernamesi Ziya Paşa'ya ait eserler. Doğrudan Ali Paşa'yı hedef alan eserde bir yandan memleketin içinde bulunduğu sıkıntılı durum anlatılırken, diğer yandan bütün bunların sebebi olan Ali Paşa'nın kötü yönetimi gösterilmiş ve görevinden azli istenmiştir. 1932'de yeni harflerle basılan bu eserde Türk Edebiyatı'nın siyasi tenkidin ve yeni neslin başarılı ilk örneklerinden kabul edilir. Öyleyse biz şıklarda Ziya Paşa'ya ait olan bir eser arayacağız, siyasi bir tenkit arayacağız. Öyleyse cevabım ne olacak? Rüya olacak. Diğer bir sorumuza bakalım. Bakın ne diyor burada? Harabat, şiir ve inşa ve emilden alınmış. Ziya Paşa yine. Ziya Paşa'ya ait değerlendirmeleri örnek olarak aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur demiş. Bakalım. Harabat'ı hatırlıyorsunuz Ziya Paşa'nın. Harabat antolojisinde divan edebiyatını yücelttiğini, halk edebiyatını hor gördüğünü hatırlayın lütfen. Ziya Paşa dönemin dualizmini yansıtması açısından bu iki eser oldukça önemliydi. Ne diyor? Şiirlerin muhtevası, kullanılan sosyal ve ferdi temler, modern türlerde örnek vermesi Ziya Paşa'nın yeni olan taraflarıdır. Doğru mudur? Hayır, doğru değildir. Çünkü Harabat antolojisindeyiz. Divan edebiyatının yücelttiğini görüyoruz. Modern türlere örnek vermesi ve sosyal ve ferdi temlerle şiirin muhtevasına değişiklik yapması Harabat antolojisinde değildir. Yani birim yanlış. Öyleyse A şıkkını eleyebilirim, C şıkkını eleyebilirim, E şıkkını eleyebilirim. İkinci öncüle bakalım. Ziya Paşa'yı devrinden ayıran önemli bir özellik, bunun halk edebiyatına ve özellikle aşık edebiyatına bakışı ve ondan gelen unsurların kullanışıdır. Bu doğru bir ifadedir çünkü şiir ve inşa makalesinde özellikle halk edebiyatını, aşık edebiyatını yüceltmişti hatırlıyorsanız. Benim gerçek edebiyatım halk edebiyatı demişti. O yüzden ikinci öncülümüze doğru. Üçe bakalım. Ziya Paşa'daki fikirler romantizmden ve 18. yüzyıl aydınlanmasından gelir. Hatırlıyorsanız Enil tercümesinde bu ifade de yer alıyor. Üçüncü öncülümüze doğru. Öyleyse cevabımız Denizli olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat yıllarında Theodor Kasap tarafından çıkarılan mizahi süreli yayınlar arasında yer almaz diyor. Bakın baktığımızda Çıngıraklı Tatar Theodor Kasap'a aittir. Diyojen Theodor Kasap'a aittir ki zaten bununla aldığımız bir eserdir. Diyogenes yine Theodor Kasap'a ait bir eserdir. Hayal Theodor Kasap'a ait bir mizahi süreli yayındır. Fakat Çaylak Tevfik tarafından çıkartılan mizahi bir gazetedir. O yüzden cevabım Edirne olacak arkadaşlar.
Sınavda böyle birebir eser yazar çıkma ihtimali çok yüksek değildir. Ama bu tip sorularda özellikle çözmekte fayda var. Çünkü diyelim ki sınavda karşımıza bir paragraf çıktı. Paragrafta Diyojen'in geçmesi, hayalin geçmesi, Çılgınlakta Tatar'ın geçmesi bize soruyu çözdürmeye yönelik ipuçları vermesi açısından eserleri bilmekte fayda var. Fakat baktığımızda sınav formatı olarak birebir yazar eser sorma durumunun olmadığını görüyoruz. Fakat paragrafları şeklindeki soruları çözdürmede bu tip sorular faydalıdır. Bir diğer soruya bakalım. Ne diyor? Yukarıda özellikleri verilen Tanzimat Aydın'ı aşağıdakilerden hangisidir? Önce şıklara bakmakta fayda var. Reşit Fuat, Ebu Ziya Tevfik, Ahmet Mithat Efendi, Ali Haydar, Mustafa İzli. 20 yaşlarında Terakki Gazetesi'nin yazı işleri müdürü olan yazar. Terakki Gazetesi'nin yazı işleri müdürü olması anahtar kelimelerden birisi. Gazetecilik hayatına atılmış, gazetenin ilaveleri olarak Terakki Muhaddarat adlı bir kadın dergisiyle Terakki Eğlencesi ve Letaif Asar adıyla iki mizah dergisi yayınlamıştır. Bakın, soruyu çözmek için anahtar kelimelerden ikincisi de bu ifadeler. Edebiyat ve matbuat dünyasındaki en önemli işlerinden biri de batılı tarzda ilk edebiyat antolojisi olan Numune-i Edebiyat-ı Osmaniye'yi hazırlamasıdır. Soruyu bize çözdüren paragrafın son cümlesidir. Bakın, batılı tarzda ilk edebiyat antolojisi Ebu Ziya Tevfik tarafından oluşturulduğunu biliyoruz. Sınavda çıkma ihtimali olan bir sorudur. Bakın, bu adamların sorduğu soru tarzına uygun bir ifadedir. Ebu Ziya Tevfik, evet, bu antolojisi dışında edebi anlamda yayın dışında çok fazla Tanzimat Edebiyatı'nda yer almaz. Fakat baktığımızda edebiyat antolojisinin yayınlaması soruyu olarak karşımıza çıkma ihtimalini yüksek tutmaktadır. O yüzden cevabım Bursa olacak. Hemen tekrar hatırlatalım. Lütfen notları da bu şekilde derslerini dinlerken alın. Önemli bir konudur bu. İlk edebiyat antolojisi Numune-i Edebiyat-ı Osmaniye Ebu Ziya Tevfik tarafından kaleme alınmıştır. Bir diğer sorumuza bakalım. Tanzimat yıllarında Molière'den yaptığı Ayyar Hamza, Kokona Yatıyor, Misafir-i İstisgâ gibi çeviri ve adapte oyunlarıyla tanınan yazar aşağıdakilerden hangisidir? Biliyorsunuz ki bu dönemde özellikle Molière'in örnek alındığını Ahmet Tevfik Paşa'da görüyoruz, Direktör Ali Bey'de görüyoruz, Ferencizade Mehmet Şaki'de görüyoruz. Bu dönem özellikle Molière'deki komedi anlayışı bizim geleneksel tiyatro anlayışımızdaki komediye de uygunluk gösterdiği için Türk halkına yakınlığı açısından da güldürerek eğlendirme amacına, güldürerek ahlaki öğüt verme amacına uygun olduğu için Tanzimat aydınlarının çevirmeyi tercih ettiği batılı düşünürlerden ve yazarlardan birisidir. Baktığımızda evet Molière'den adapte ve çevirileri olan Ferencizade Mehmet Şakir var, Direktör Ali Bey var, Ahmet Refik Paşa var. Fakat soru öncülünde Ayyar Hamza kokona yatıyor, misafir-i istisgal dediği için cevabım direkt Direktör Ali Bey olacak. Çünkü bu eserler Direktör Ali Bey'e aittir. Zaten bu eserleri dışında Direktör Ali Bey'i edebiyatı içerisinde çok fazla görmeyeceğiz. Bir diğer sorumuza bakalım lütfen. Baktığımızda kaleme aldığı Sergüzeşt-i Perviz, İkinci Ersas adlı Manzum Trajediler ve Rüya Oyunu başlığını taşıyan Manzum komedisiyle Tanzimat Devri Türk Edebiyatı'nın adını yazan isim aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada soruyu çözdüren bize eserlerin isimleri olacak. Tekrar söylüyorum, sınavda birebir böyle yazar eser olarak çıkma ihtimali düşüktür. Çıkmaz mı? Çıkabilir tabii ki de ama düşüktür. Bu tip sorular bize özellikle bir paragrafta boşluk doldurmada, soruyu çözdürmede eseri bilmek bize direkt doğru cevaba götüreceği için oldukça önemlidir. Baktığımızda özellikle Sergüzeşt-i Perviz, İkinci Ersas ve Rüya Oyunu'nun Ali Haydar'a ait olduğunu biliyoruz. Bu yüzden cevabım Denizli olacak. Bunun dışına baktığımızda yine Encümen-i Şuara'nın idareciliğini ve başkanlığını yürüten isim olarak hemen soru kökünde karşımıza çıkan bir ve cevaba götüren bir ifade var. Fakat paragrafı tamamını okumakta fayda var. Ne diyor? 19. yüzyılda aynı ortak zevki paylaşan, çeşitli vesilelerle daha önceleri de tanışan ve bir kısmı aynı dairelerde beraberce çalışmış, aynı kültür ve anlayışta kişilerin bir araya geldikleri Encümen-i Şuara. Hemen hatırlayalım. Encümen-i Şuara 19. yüzyılda divan edebiyatının son topluluğu olarak karşımıza çıkıyor. Divan edebiyatı geleneğin içerisinde bazı yenilikler de yapıyorlar hatırlıyorsanız. Hatta Namık Kemal ve Ziya Paşa'nın bu toplantılara gençliklerinde
Şinasi ile tanışmadan önce özellikle Namık Kemal'in katıldığını, hatta bu toplantılarda Şiilerin Namık Kemal tarafından okutulduğunu biliyoruz. Bu gelenekle yetişiyorlar hatırlıyorsanız. Encümen-i Şuara'nın idareciliğini ve başkanlığını Yaskovçalı Galip'in üstlendiğini biliyoruz. Hatta Namık Kemal'in ilk şiirlerinde Yaskovçalı Galip'in etkisi vardır. Ve özellikle Mehmet Kaplan'a göre ise Namık Kemal'deki bu vatan kavramı, vatan tefekkürü Leskovçalı Galip'ten de gelir ki Leskovçalı Galip'in de vatan üzerine, hürriyet üzerine şiirleri bulunmaktadır. Tabii ki de geleneğin sunduğu divan edebiyatı kalıpları içerisinde. Bir diğer sorumuza bakalım. Ne diyor? Yine bir yazarın eserlerinden vermiş. Kim olduğundan bahsediyor. Şimdi baktığımızda Türk edebiyatına kazandığı realist roman ve hikayeler dediğimizde öncelikle bir şıklara bakmakta fayda var. Bakın nasıl yapıyoruz soruları çözerken? Paragrafın tamamını okuyup şıklara bakmıyoruz. Bazı sorularda önce şıklara bakıp paragrafa dönüyoruz. Paragrafı okurken cümle cümle anahtar kelimelerle şıklara tekrar dönüyoruz. Bu sizi soruyu doğru çözdürmene ve daha hızlı ilerlemede yardımcı olacaktır. Bakalım. Türk edebiyatına kazandırdığı realist roman ve hikayelerin yanı sıra çocuklar için kaleme aldığı Heves Ettin, Mini Mini yahut Yine Heves, Mini Mini Mektepli gibi eserleriyle tanınan yazar aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi cevabım Edirne olacak. Çünkü Nabizade Nazım tarafından kaleme alınmıştır bu. Fakat şimdi Nabizade Nazım dediğimiz aklımıza ilk önce Karabibik geliyor. Zehra geliyor değil mi? Naturalizm geliyor. Fakat bunların dışında bu adamlar sınavda size Zehra'yı ya da Karabibik'i sorma ihtimali oldukça düşüktür. Ama Nabizade Nazım'ın belki de birçoğunuz tarafından ilk defa duyduğunuz bu eserlerin sınavda çıkma ihtimali yüksek olan konulardır. O yüzden kıyıda köşede kalmış eserleri de bilmekte fayda vardır. Ki bu eserler özellikle çocuklar için kaleme alınması açısından önem teşkil eder. Hatırlarsınız çıkmış sorularda düz kurmaca tekniğinden müşahedatı sormuşlardı. Bunda da çocuklar için kaleme alınan Nabizade Nazım'ın bu eserleri çıkabilme ihtimali yüksek olan sorulardır. Bir diğer sorumuza bakalım. Yukarıdaki numaralandırılmış ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur diyor. Bakalım. Birinci öncüyle bakıyorum öncelikle. Ahmet Mithat Efendi eserlerinde okuyucuya Batı'nın müsbet dünya görüşünden haber vermek ve Batı kültürünün ilk bilgilerini aktarmayı hedeflemektedir. Kesinlikle doğru. Hatırlıyorsanız özellikle Ahmet Mithat Efendi meddah tekniğini kullanarak öğreticiliğin çok üst düzeyde olduğu ve eserlerde araya girip okuyucuya öğüt verdiği, bilgi verdiği ve Batı kültürü hakkında halkı bilinçlendirdiği eserler kaleme almıştır. İkiye bakalım. Namık Kemal tiyatroya yüklediği misyonu romanlarda da sürdürmeye çalışmış. Eserlerinde eğitime ve ders verme amacı güdmüştür. Kesinlikle doğru. Namık Kemal'in özellikle halkı eğitme amacıyla kaleme aldığı eserlerde eğitim ön plana çıkarmış. Özellikle kız çocuklarının eğitilmesi, ailenin eğitilmesi, romanlarında tiyatro eserlerine sıkça işlenmiştir. Ve Namık Kemal'in bu halkçı yaklaşını yansıtan eserlerdir. İki de doğru. Üçe bakalım. Recaizade Mahmut Ökten bütün eserlerinde Batı medeniyeti unsurlarının toplumsal alanda plansız, gelişigüzel ve hızla yayılışını eleştirmiştir. Şimdi baktığımızda evet Recaizade Mahmut Ökten'in özellikle Araba Sevdası'nda biz yanlış batılılaşmış zübbe tipini görüyoruz. Hatta hızla bunun yayılmasından şikayet edildiğini, dönemin eleştirildiğini görüyoruz. Fakat Ekrem'in bütün eserlerinde ifadesini kullanmak çok genelleme anlamına gelmektedir. Bütün eserlerinde biz bunu görmüyoruz. Çünkü bir teorisyen olan Recaizade Mahmut Ekrem'de özellikle Batı kültürünün tanıtılması, Batı kültürü ve edebiyatı hakkında bilgiler verilmesi de ön plandadır. Bu yüzden üçü çok iddialı bir ifade bütün eserleri dediği için doğru kabul edemiyorum. Cevabım Ceyhan olacak. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.